Başlayalım. Arkadaşlar Ali Meydiken battı. Nasıl çıkacağız acaba? Vallahi sıkıntı var. Buradan çıkacağız. Buradan çıkalım Ali Meydiken. Ne? Buradan direkt yukarı atlayalım, oradan yukarı atlayalım. Çık 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 çık. Gel sen de çık. Ben çıkılmıyor. Arkadaşlar orada dinliyoruz. Aşağıdan bir yol alacağız. Eskiymiş gibi atlıyor. Oha. Kapılar kilitli. Oo, içeriye bakın. Kapılar bir türlü açılmıyor lan. Kapılar da eski bir de. Açılması lazım. Açılması lazım. Arkadaşlar biz... Gördüğünüz gibi burada... Aa, bu ne lan? Kaşık var. Abi ana. Niye korktun? Şuraya koyalım, burada kalsın. Ya kırık bir kapacak yer var, bakılıyor. Bir saniye. Aa evet. Arkadaşlar, bu ev çok terk edilmiş ama yanlarında çok güzel çiçekler var. Böyle çiçeğin içine girebilsek yani. Keşke. Abi gel gel, giremeyiz. Giremeyiz. Şöyle görünür birazcık ama. Görünmüyor. Gözüküyor. Boş galiba, içi boş. Aa, cetvel bulduk arkadaşlar, şuna bak. Perde bayağı eski. Arkadaşlar orada da bir tane ev var. Biz öne çıkalım şuradan. Yani şu anda buradaki manzara 10 numara. Şöyle bakın. Hani bir dakika buradan içeri. Elinelim. Var mı bir görüntü? Yok. Ya ufak bir şey var da. Hani buraya gel abi. Hadi gidelim artık. Arkadaşlar. Ay bismillah, tuvaletmiş ama. Geri kapasana kapısını, bıraktığımız gibi kalsın. Abi burası galiba kullanılıyor olabilir. Arkadaşlar. Ev kepebilir ya. O kadar ev dayanıksız gözüküyor ki şu an. Korkuyorum. Gelme o zaman. Korkuyorum. Eve bakalım. Arkadaşlar bilmediğiniz bir aynada şuna bakın. Arkadaşlar bu kırılmış. Doğa işte ya. Abi bu. Burası tuvalet. Burası da mı tuvalet? Ama açılmıyor. Galiba bu ev kullanılıyor ya. Arkadaşlar şuradan içeri gözüküyor galiba. Perde hep aralanmış ama gidelim. Görüşürüz arkadaşlar. Ama yok bebeğim ama yok.
Yüksek atlama yok, gel. Gel gel. Ama bu kapıda. Şu kapılar kilitli. Şimdi artık gitme zamanı. Daha fazla oyalanmayalım. Karşıda da ev var, kullanılmıyor gibi gözüküyor ama bilemiyorum. Her yer ev dolu. Kalem oğlum, pilot kalem. Gel 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 gel. Arkadaşlar her yer çöp dolu bu arada, yani benim çok dikkatimi çekti. Televizyon kumandası ne geziyor burada? Pil var mı acaba içinde? Tutsana bir dakika. Hayır. Boş. Biraz daha çarpardık. Güzel çiçekler buldum. Arkadaşlar cidden burada çok efsane çiçekler var. Çöp kovasının kapağı bile burada var ya, şuna bak. Bu evin altına bir girsek mi acaba? Belki işe yarar bir şey buluruz. Gelin gidelim arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Burası full odun dolu. Odun var. Aa, bakın arkadaşlar. Var. Kuba falan var. İhtiyacınız olsa buraya yolunu düşerse. Böyle çok şey kepecek gibi aynı. Sağlam durmuyor. Bu ne işe yarıyor acaba? Oradan gitme. Halime düşeceksin ha, o taşlar sakat. Bir tane daha buldum. Hadi burada da bir şey. Çok cool. Daha kullanmışlar arkadaşlar, bakın. Gidelim artık. Arkadaşlar bu hayatta kalma videosu. Bunun için de Halime gidecek. Gel bakayım buraya Halime. Hayır. Nasıl bu burada? Aa, bir tane papatya buldum. Oyalanmayın, gidelim canım. Kuvasını yemişler lan. Bakın arkadaşlar. Onun için birçok kuvası yemişler ki. Aa, bunu arkadaşlar bakın, buraya gelirseniz yolun dışarıda bakın. İbrahim'e kadar her şeyi bulabilirsiniz. İbrahim Gold. Şuna bakın, sıfır terlik. İnsan kemiği kardeşler bu. Yemişler. Cidden şuradan bir hayatta bunlar. Şurada da var da. Yani hiç burada hayatta kalınır yani. Bu tarz efsane videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani böyle efsane videolar atacağız tabii daha. Şey ama. İçinde galiba. Aa, içeride su var galiba arkadaşlar, bakın. Çünkü orada da bir bahçe var. Abi videoya baş bakın. Şurada başladık videoya. Orada başladık. Buralardan başladık. Çıktık. Şu Çernobil'e gittik. Oradan indik, hop geri geldik. Bayağı yoruldum. Arkadaşlar bakın şu aşağıda bir değişik bir kuyu gibi bir yer var, uçurum gibi. Orayı da bir denemek istiyorum. Bir merdiven görüşüm, oraya da bakacağız. Koşun. Evin rengi efsane değil mi? Hayır. Abi buradaki insanlar mimar mı? Şuna bak ya. Bu ne böyle? Demircilikle falan uğraşıyorlar bakın. Şurada ismini bilmediğimiz bir. Burada bir ev var arkadaşlar. Sanırım bu da terk edilmiş. Abi. Portakal var arkadaşlar içeride, bakın. Arkadaşlar. Aa, bu ne? Milattan önceden çevir bakayım. Böyle bir şey kullanacaksanız çok kaslı olmanız lazım. Dönmüyor. Evet, bunun ne işe yaradığını biliyorum. Buğdayı burada koyuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu çevirdikçe buradan un gibi çıkıyor arkadaşlar, ezilmiş bir şekilde. İsterseniz bir kez daha buradan içeri döküp tekrar çekebilirsiniz. Şuraya bakar mısınız? Buralar labirent gibi yani. Arkadaşlar bir de... Abi. Bakın pastosu içmek isterseniz buyurun. Burada çürümüş narlar var arkadaşlar. Bu arada bu köy... Bizim girdiğimiz insanların evi, bakın arkadaşlar bu uzaktaki evi gördünüz değil mi? Daha önce gittiğimiz evde. Şuna bakar mısınız? Şu evde bayağı değişik duruyor. Arkadaşlar tam gezimiz. Bu ne? Altı kırmızı, üstü yeşil. Hadi gelin gidelim. Burada köylüler niye bu kadar çok ilaç kullanıyor? Bakın şuna. Her yerde ilaç kutuları var. Lan, daha demin buraya çıkmıştık bu arada. Burada manzara harika. Arkadaşlar. Cidden arkadaşlar harika. Bu dönüyor mu acaba? Çalışıyor bu. Bayağı paslanmış ama. Çok kötü. Bak, ama bakın bu bugün en fazla beğendiğim şeylerden biri bu evin rengi oldu. Bir de bu efsane tasarım oldu. Evi bayağı bir döşemiş adam. Efsane, eline koluna sağlık. Burada geceleri domuz oluyormuş. Bildiğimiz domuz. Yani buralarda dolaşıyorlar. Yani burada yaşayacaksanız kardeşim, tüfeğinizi, silahınızı, bazukanızı, tankınızı. Bu ne? Filli boya katılımı. Ne lan bu? Aa, marş. Reklam yaptık. Arkadaşlar burada bir çizim buldum ama yerlerde çizimler. Ben başta karaoke sandım.
Abi buradaki, ev çizmişler. Abi bunlar kesin mimarlar. Burada. Resmen. Abi şuna bakar mısın? Bu ne böyle? Bakın burada bir yaşayan bir köylü arkadaşımızdan izin alarak bahçeye geldik. Arkadaşlar bakın 10 numara meyve sebze yetiştiriyorlar. Alarak geldik buraya onlardan. Burayı neden böyle yaptıklarını sorduk. Burası arkadaşlar tamam bir dereymiş eskiden. Su akıyormuş ve artık akmıyormuş. Ve gördüğünüz gibi burada bir ceviz ağacı var. Ve yazın buradan ceviz topladıklarını söylediler bize. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Her yer çöp dolu bakın. Benim de çok dikkatimi çekti. Neden her yer çöp dolu? Bir de arkadaşlar burası Karadeniz'in yaylalarına çok benziyor. Şu karşı dağlar var ya arkadaşlar. Oralar yazın komple böyle sis altında kalıyormuş ve burası sıcak biraz. Soğuk ama şu anda kış olduğu için soğuk. Ama yazın gerçekten de sıcak oluyormuş bazen. Ve gördüğünüz yaylalar tamamen duman altında kalıyorlarmış. Çok efsane bak. Nasılsın teyze, iyi misin? Teşekkür ederiz teyzeciğim. Ne yapalım vallahi, video çekiyoruz. Evet, bugün sizin yanınıza geldik. Bu arada çay çok güzeldi. Evet, kahvaltı çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz teyzeciğim. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Sağ ol teyzeciğim. Arkadaşlar buranın insanlar gerçekten çok iyiler. Çok cana yakınlar. Aynen çok bakın iyiler. Teyze mesela gitti. Bize bugün efsane bir kahvaltı yaptırdılar. Ben hayatımda hiç bu kadar lezzetli kahvaltı yaptım. Ben de ya. Ben normalde arkadaşlar çok az yerim. Zaten halimden beri ben bayağı zayıf biriyim. Ama bugün cidden çok fazla yedim. Abi vardı böyle 40 yaşlarında 45 yaşlarında efsane bir yumurta yaptı bize. Bir sahne. De ateşi yakıyorlar arkadaşlar. Közün üzerine koyuyorlar tavayı. Tava da böyle bakırdan falan. Bugün... Köy tamamen köy işi yani. Bir yumurta arkadaşlar hayatında hiç bu kadar lezzetli yumurta yemez. Harikaydı. Hadi gel düşmeden gidelim beni şuradan. Bismillah. Düşme. Geliyor arkadaşlar, bu eve gitmişti daha demin. Arkadaşlar böyle gezmemiz gereken yerleri yorumlara yazarsanız oralara gideriz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın buraya galiba bunlar lahana. Bu kadar organik ki bakın. Şu su damlasını görüyor musunuz? Ya bize tamamen doğayı anımsatıyor böyle yani. Şu anda oksijeni bir tatmanız lazım. Açayım bir saniye arkadaşlar, Halime bir şey görmüş. Tatlı şey galiba bu Halime. Hani demişti ya bu arkadaşlar toprak kayması olmasın diye böyle katman katman yapıyorlarmış buraları. Ve efsane oluyor gerçekten de. Çok zeki bir ağaç var burada. Poz ver. Bakın arkadaşlar bir de bizim gibi çikolata falan yemiyorlar. Tamamen organik. Arkadaşlar köylerde izin aldı. Merak ediyorum. Evet. Arkadaşlar bu manzara ne böyle? Şu manzara bakın. Şehirde hiçbir yerde bu kadar efsane manzara bulamazsınız. Arkadaşlar. Şu anda kamerada birazcık şey çıkıyor olabilir ama gerçekten çok aşırı güzel gözüküyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Kesinlikle bakın Hatay'da yaşıyorsanız özellikle Bekbele Yaylası diye geçiyor burası. Arkadaşlar, efsane bir yer. Çok efsane bir yer. Size gelin çok iyi. Gelmeniz arkadaşlar çok fazla abone olursanız diğer yer. Suayla'ya da gideriz sizin için. Hatta daha çok abone olursanız bu dağlara da çıkabiliriz arkadaşlar sizler için. Like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Bir dakika durun daha video. Konuştuk biz biraz. Kahve arkadaşlar evlerinde. Arkadaşlar eve girmekten vazgeçtik. Çocuklar çok korktular. Ben ürkerekten çok korktum. Arkadaşlar dama çıkalım mı? Gelin bir dam, bir dakika ben çıkayım arkadaşlar. Bir dam keyfine de bakalım. Gelin yavaşça çıkalım. Buraya çocuklarınız da gelirseniz sakın gelmeyin, düşerler Allah korusun. Sakın ölürler. Dama çocuklar yükseldikçe daha iyi çıkıyor. Bu arada arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bakın şurada kozolak denen şeyler var. Bunların içinde fıstık oluyormuş arkadaşlar. Çam fıstığı diyorlar. Efsane tadı var. Yazın yemiştim bir keresinde. Şey arkadaşlar su ısıtıcısı tamamen. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Bakın bu da panelleri bayağı eskimiş ama. Bildiğiniz Çernobil'den kalma. Bakın. Gezdiğimiz arkadaşlar, yerler. Arkadaşlar biz tamamen bakın şu alanı gezdik şöyle. Tamam mı? Ve bu yayla videosunu, bu gezi videosunu beğenirseniz, bu vlogu beğenirseniz çok efsane daha videolar atarız. Halime oturma abi, sen düşersin. Gezi serisi gelebilir. Bakın bayağı gerçekten de yüksek. Böyle bir tane sandalye koyacaksınız. Slow müzik açacaksınız böyle efsane şekilde. Burada çayınızı, semaverinizi. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar bakın adamda şalvar var. Tamamen bizim buradaki gibi öyle köylü pantolon giymiyorlar. Köylü arkadaşlar. 10 numara böyle tarlayla tarımla uğraşan insanlar var. Arkadaşlar bakın daha demin. Arkadaşlar artık aşağıya indik. Dam bayağı iyiydi. Biraz aşağısında bir yer daha var. Köylü yeri daha. Bu arada burnum akmaya başladı. Burada ekmek yapıyorlar arkadaşlar. Ve bu sabah da bize yaptılar. Şu an hala sıcaktır belki, bakalım. Vallahi sıcak. Yalan yok. Burada bir çocuğun bisikletine bindi. Arkadaşlar burada ayrı yılda bir kez araba geçiyormuş. Bir tane geçti şu anda. Tarihi bir ana tanıklık yaptık. Şurada bir yer var. Ama kilitlemişler. Arkadaşlar şöyle...
Arkadaşlar köylerden izin aldık, izin verdiler bahçelerine girmemize. Arkadaşlar bu arada ben mesela hani yazın tatile gidiyoruz ya, böyle şehirlere değil de böyle köylere gelmek daha bence mantıklı. Hem arkadaşlar bakın dinlenmek istiyorsak gerçekten böyle yerlerde de dinlenmemiz gerek. Arkadaşlar ezan okunuyor şu anda. Birazdan cami. Biraz biz videoya ara verelim, ondan sonra devam ederiz. Burada köy halkı bize manzarası çok güzel olan bir yer söylediler. Biz de hemen yola koyulduk. Arkadaşlar geldik. Efsane bir manzarası var ama hava kapalı olduğu için gözükmüyor. Arkadaşlar duyduğuma göre buradan paraşütçüler atlıyormuş ama pandemiden dolayı maalesef kapanmış. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar peki siz köy hayatını mı daha çok seviyorsunuz yoksa şehir hayatını mı daha çok seviyorsunuz, yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.